Kızım bu ev ne ya? Bu bahçe ne böyle? Kışın buraya tilki iner, tilki. Anneciğim burası sitenin en güzel evi. Yani doğal olarak... Ha, geneli çirkin demek ki. Ay anne vallahi öldüreceksin beni ya. Annem nerede? Odasındaydı Fikret Bey. Şuna bak. Şu tarzı kılığa bak. Efendim şöyle... Çek elini be! Kimsin sen? Dokunma bana. Tamam. Ne bakıyorsun? Sussanıza tamam, elimi. Elin adamı elimi tutuyor. Tamam anne. Sakin. Ne sakini? Tamam. Şşş, tamam. Dikkat et. Tam anneme göre bir kadın. Çok iyi anlaşacaklar. Fırsatını buldun suyunu çıkarma hemen. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nezaket. Gülistan siz de kapıyı geçin. Peki Selim Bey. Evet. Zaten gel. İyi bak iyi. Kendine bakmazsan aynı böyle olursun. Damat. Kim bunlar? Çalışanlarınız mı? Anne. Ne? Hayır efendim. Ne münasebet? Pervin kardeşim efendim. Ferhan da öyle. İdil, Anıl yeğenlerim. E nasıl bilebilirim yani? Bir hoş geldin diyen olmazsa değil mi? Anneniz vardı evladım. Nerede o? Yoksa bizi istemedi de onun için mi çıkmadı ortalığa? Tevali Hanım olur mu öyle şey? Kendileri biraz rahatsız da. Öyle mi? Ben de çok hastayım. Ama geldim. Neymiş rahatsızlığı? Soğuk algınlığı efendim. Siyahları da çekmiş üstüne. Bu yüzden yanınıza gelmem biraz zaman aldı. Anne. Eşim Sevgi. Memnun oldum, öpeyim. Size de bulaşmasın kızım. Tam olarak iyileşmedi. Mersi. Tabii anlıyorum. Ve Nurcihan Sultan Soğuk Savaş'ın startını verdi. Şelale kızım, Selda kardeşim ve annem Cevale Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Araba sarstı biraz. Alışkın değilim ben tabii böyle her dakika evin dışına çıkmaya. Fark ediliyor Cevale Hanım. Fark ediliyor derken? Araba yolculuğunun sizi yorduğu. İsterseniz odalarınıza geçin, biraz istirahat edin. Nasılsa kahvelerimizi içerken sohbet ediyor olacağız mutlaka. Tekrar hoş geldiniz. Taylan nerede? Taylan? Biz dün gece burada mıydık? Kafan çok iyiydi dün gece. O halde evini bırakmak istemedim. Babaannen beni burada görse ne düşünecek? Hiç düşünmüyorsun bak bunları sen. Senin bir şey olmaz. Çıkmazlar buraya. Sen öyle zannet. Senin için söylemesi kolay çünkü. Sizden bir defa mı kalıyorsun sanki ya? Yine kimse görmeden çıkıp gidersin işte. İlk defa kalmıyorum. Peki sen şunu söyle. Cici annenler geldi mi? Şşş. Ay nereye gidiyor onlar kızım? İn gibi bir yere gidip girdiler. Aa anne ya olur mu öyle şey? Nasıl laf o? Hayır yani benim bildiğim böyle in gibi kıyı köşe yerlerde evin çalışanları kalır oğlum. Hayır bizim yani yerimiz senin gözünde öyle in gibi yerlerse... Bir diyeceğim yok sana. Olur mu öyle şey Cevali Hanım? Çalışanlarımız evin başka bir kısmında kalıyor. Ya yani ben burayı sizin için özel hazırlattım. Merdiven olmadığı için rahat edersiniz diye düşündüm. Oğlum konu merdivense eğer... Bak koskoca bir bahçeniz var değil mi? Yaptırırsın orada bir konuk evi, misafir evi olur biter.
Ama senin için misafirlerin tabii çok önemliydi. Karının anası kim ki? Aa, aa, aa. Olur mu öyle şey? Anneciğim ya, Allah aşkına. Bak, benden uzaklaşmaya mı çalışıyorsun? Ben onu anlamıyorum ya. Ben şimdi sen dışarıda kalırsan nasıl seni sık sık görmeye gideceğim, değil mi anneciğim ya? Kusura bak. Çok konuşma sen. Konuşma sen, yürü hadi. Hem evin göbeğinde ne olup bitiyor, her şeyden haberdar olursun. Fena mı? Sıkılmazsın annem. Hı? Ay, 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 bu nasıl güzel bir oda. Aşkım, harika olmuş burası. Çok mu beğendin evladım? Hı-hı. Çok beğendiysen siz buraya yerleşin kızım. Anne, kabul et, sen de çok beğendin ama. Evlat hatırına artık beğendik diyeceğiz. Ne yapalım? Beğenmediğiniz bir şey varsa değiştirebiliriz. Yok, yok evladım, yok. Yani madem sizin görgünüz, bilginiz, kültürünüz bu kadarına yetmiş, böyle kalsın. Buna da şükür. Anneciğim sen çok yoruldun, çok hırpalandın bugün gerçekten. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Biz çıkalım, sen güzelce böyle ayak uzat, dinlen bir rahatla. Hadi hayatım. Selda, senin odan yan tarafta, bir bak istersen. Teşekkür ederim. Annemi yerleştirin bakayım hemen. Anne, hı? Zenginler eve gerçekten ayakkabıyla giriyor. İyi yapmışsın, girmişsin sen de işte. Temizlesinler. Psst. Sen? Abi sen ne yapıyorsun? Hadi yardım et, gitmem lazım. Taylan nerede? Ne yapacaksın Taylan? Hadi. Önden git. Tamam. Buyurun Şelal Hanım. Odanız burası. Valizleri yerleştirmemi ister misiniz? Teşekkürler, sağ olun, ben hallederim. Bu arada Gülistan ben. Tekrar hoş geldiniz. Gülistan Hanım. Buyurun. Ben yanlış bir odaya girmiş olabilir miyim? Yo. Gülistan. Büyük Hanım çağırıyor, kusura bakmayın. Gitmem. Ama odada var... Çok özür dilerim. Bana senin odan dediler, bir yanlışlık oldu galiba. Senin odan dediklerine göre senin odandır. Neden bir yanlışlık olsun? O zaman senin ne işin var burada? Sen misin ha? Ne diyorsun ya? Kim ben miyim? Adın ne senin? Adın ne? Senin. Şelale. Güzel. Taylan ben de. Alabeylerden Taylan. Fikret Bey'in oğlu. Cici babanın. Peki şu an bana bu odada ne işin olduğunu söyleyecek misin acaba? Peki sen hep bu kadar çok soru soracak mısın? Zevkimden sormuyorum herhalde. Hani burası benim odammış ya. Sen de şu an benim odamdasın. Hem de yarı çıplak bir halde. Aa. Yoksa sen de şu giyinip mi alıyorsun? Bana bak oğlum, sen sapık mısın ya? Aa. Ben de senin için aynısını düşünmüştüm, biliyor musun? Sonuçta duş alırken beni izleyen birisi hakkında. Başka ne düşünebilirim ki, değil mi? Ben. Sen? Ben seni ne izleyeceğim? Ben ses duydum, döndüm, baktım. Ayrıca sen ne yapıyorsun benim odamda ya? Çıkıp gider misin? Git, üstünü mü giyiniyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Giyin demedin mi? Giyinmem için odama gitmem gerekiyor.
Bu arada odamdaki duş bozuktu, o yüzden burada duş aldım. Bir şeye ihtiyacın olursa yan odadayım Cici kardeşim. Çattık ya, teşhirci sapık. İyi, duşun bozuk diye tek tek bütün odalarda duş al. Salak herif ya.